Küs kalmanın günahı nedir? Küs olanlar en geç ne kadar sürede barışmalılar? Sünnet olan dualar nelerdir? Peygamber Efendimizin sabah akşam okuduğu dualar hangileridir? Ölenin ardından neler yapılmaz? Cenaze ne zaman yer değiştirebilir? Az sonra. Kalbi neler karartıyor? Minik çocuktan çok ilginç deney. Şimdi. Bizim kalbimiz böyle bembeyazdır. Ama günah işleyince kalbimiz simsiyah oluyor. Kalbimiz yine tövbe etmiyor. Tövbe etmiyor. Devam ediyor. Kalbimiz sonra günah işledikçe simsiyah olur. Sonra tövbe etti. Tövbe diyor. Tövbe etti. Tövbe diyor. Estağfurullah. 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 Estağfurullah diyor, kalbimiz böyle bembeyaz oluyor. Evet, bu delikanlı bize bir uygulamayla bize günahı ve tövbeyi anlattı. Bize özel olarak bunu gönderdi WhatsApp'tan. Önce bir bardağa boya koydu, siyah boya. Bunu günah işliye işliye. Belrane ala kulubim ayet-i kerimesine de, yani kalplerinde işte pas, leke, böyle yavaş yavaş günah işledikçe. Hadis onu söylüyor, peygamberimizin dediğini söylüyor, yapıyor aslında. Günah işliye işliye kalp simsiyah hale gelir diyor. Tövbe onu düzeltir ancak. Delikanlı bunu suyla deniyor. O su kalp yani. Günah işliye işliye kalp siyaha dönüşüyor. Sonra da tövbe ediyor. Tövbe etmek için de duru, temiz su koyuyor. Yani kalbe temiz şeyler akıtıyor. Bir müddet sonra o siyah kayboluyor. Arkadaşlar bir daha verelim isterseniz bu izahtan sonra. Daha dikkatli izlense. Bu küçük delikanlı bize güzel bir deney ile kalbin nasıl karardığını, günahlardan nasıl temizleneceğini gösteriyor. Eyvallah, hadi izleyelim. Bizim kalbimiz böyle bembeyazdır. Ama günah işleyince kalbimiz simsiyah oluyor. Kalbimiz yine tövbe etmiyor. Tövbe etmiyor. Devam ediyor. Kalbimiz sonra günah işledikçe simsiyah olur. Sonra tövbe etti. Tövbe diyor. Tövbe etti. Tövbe diyor. Estağfurullah. 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 Efendim bir telefonumuz var. Bu cuma günümüzün ilk telefonunu alalım. Alo. Efendim. Günler hocam. Hay, cumanız mübarek olsun. Sizin de hanımefendi. Hoş geldiniz programımıza öncelikle. Hoş bulduk hocam. Allah razı olsun. Rabbime şükürler olsun. Size de Allah güzellikler... Çok heyecanlıyım hocam. Elim ayağım titriyor şu anda. Buyurun buyurun efendim. Adıyaman'dan arıyorsunuz. Evet hocam. Çok mutluyum hocam. Yani şimdi kalbim uçacak gibi. Yok, rahat olun, rahat olun. Biz de mutluyuz sizinle görüştüğümüz için. En azından Allah razı olsun hocam. Aklınızdaki soruyu belki giderebileceğiz inşallah. Evet hocam. Buyurun. Hocam annem başka bir kadına fal baktırıyor. Evet. Ben de anneme kızıyorum. Hani bazen kalbini kırıyorum. Benim günahım ne? Hani annemin günahı ne? İşte kızıyorum. Hani bak dedi, sen 40 gün ibadetin kabul olmaz, işte cennet kapısı kapanır diye hocam. Hani o da üşenmeden sürekli baktırıyor. Evet. Hani annemin çok kalbini kırıyorum. Evet. Üzülüyorum da. Evet. Annenizin... Hani bırak diyorum bunları. Evet. Annenizin kalbini kırmamaya çalışarak onu ikaz etmeye gayret edin, evet, inşallah. Hocam. Tabii ki falın doğruluk tarafı yok. Falcılar, yani fala bakanlar gelecek hakkında
fikir yürüttükleri için, yani şöyle olacak, böyle olacak diye. Gelecek hakkında bilginin bütün kaynağı Allah'tadır. Yüce Allah'ın kendisine bilgi verdiği peygamberler gayb hakkında ancak bilgi verebilirler. Onlar ancak bilirler. Kehf suresinde salih bir kul, ki Hızır aleyhisselam olduğu söyleniyor rivayetlere göre. Hazreti Musa ile olan yolculuğunda üç olay var. Üçünü de geleceğini görüyor. Allah'ın özel bilgi verdiği. Ha şimdi Allah bazılarına özel bilgi verir mi? Hayır. İnsanın kalbine bir şey gelebilir, yanıltıcı olabilir. O Kur'an'la sabit olduğu için biz onu biliyoruz. Şimdi Kur'an yeniden inmeyeceğine göre böyle bir haberi, yani bir insanın ben geleceği biliyorum demesinin hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Peygamberler de sona ermiştir. Peygamber de gelmeyeceğine göre gelecek hakkında kimse bilgi veremez. Hasta yatağında su var gibi abdest alıyor. Şimdi. Abdest alan bir dede var. Bir de hepimizi etkilemiş başka bir dede var. İkisini de göstereceğim. Bu dede muhtemel ki 90 en azından yaşında var. Arkadaşlarımız video oynatırlarsa göreceğiz. Çünkü son derece yaşlı. Yani hasta döşeğinde. Tabii Kur'an-ı Kerim okunuyor evde veya dışarıda olabilir. Kur'an-ı Kerim okunuyor. Türkiye'de olabilir mi, olabilir veyahut da Türkiye dışında Arap ülkelerinden birinde olabilir mi bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim sesi dışarıdan geliyor. Çünkü Arap ülkelerinde, ilçelerde, köylerde kaldığım için bilirim. Dükkanlarda Kur'an-ı Kerim açarlar. Her dükkan açar ve böylece bütün köy Kur'an-ı Kerim dinler. Böyle bir huyları vardır, güzel bir huyları vardır. Muhtemel o ülkelerden birinde bu. Yanılmıyorsam, yanılabilirim de tabii. Bu hacı amcamız ezan vakti gelmiş. Kur'an-ı Kerim'i duyuyor, namazı hatırlıyor. Kendi kendine abdest alıyor. Bakın elini şöyle götürüyor, su alıyor ve suyla sanki. Su yok ortada. Şimdi diyeceksiniz hocam teyemmüm mü ediyor? Hayır arkadaşlar teyemmüm etmiyor. Teyemmümde saçları meshetmek yok. Teyemmümde suyla teyemmümde yüz ve kollar sadece meshedilir. Kulaklar filan vesaire değil yani bu şekilde saç maç meshi yoktur. Efendim ayağını bakın açıyor, ayağını yıkamaya gayret ediyor. Bu abdest aldığını zannediyor. Hayal dünyasında su yok, ihtiyar, kimsesi de belki yok. Ama hayal dünyasında cennetin suları akıyordur belki. Allah ona ayrı gösteriyordur. O sular içerisinde yüzünü yıkıyor, ellerini yıkıyor, başını mesediyor. Burnunu temizlemeye çalışıyor falan. Şimdi niçin böyle? Çünkü hayatı boyunca... Evet, hayatı boyunca abdestle meşgul oldu. Hayatı boyunca namazla meşgul oldu. Mahallenin köpeğinden kapkaççıya büyük ders. Şimdi... İlginç bir şey. Şimdi insan insana ne kadar zarar veriyor. Bu manzara da hakikaten dikkat çekici bir manzara. Şimdi bu köpek mahallenin köpeği, sokağın köpeği. Bu hanımefendi de işte hayvanları niye sevmemiz gerekir diyorsunuz ya işte bundan dolayı. Bakın orada köpek kendi kendine duruyor. Ama köpek hissediyor. Köpek, hayvanların hissi var. Bu adamın bir üç kağıt peşinde olduğunu, bu adamın bir sahtekarlık peşinde olduğunu biliyor. Bu adam, o hanımefendi kızımızın elindeki çantayı almaya gayret edecek. Kapkaççı, hırsız yani. Emek hırsızı. Emek sarf etmeden imkan sahibi, başkasının imkanını istismar eden. Bunu yapacağına ki simit sat, limon sat. Değil mi? Günde sen o parayı elde edersin. Ama başkasının hakkını, başkasının emeğini çalarak... Görüyor musun? Köpek nasıl kovalıyor? Yani işte Allah'ın o hakir gördüğümüz gibi çoğu kez bir lokma ekmeği bile çok gördüğümüz bu köpeğin tanımadığı bir hanımefendiyi korumak için bu sahtekarı nasıl kovaladığını, bu emek hırsızını nasıl kovaladığını görüyorsunuz. Allah'ın iyiliğini anmak şükürdür. Bu nedenle kişi bol bol Rabb'a şükredenlerden olmalıdır. Neler şükürdür diye bir soru vardır belki. O sorunun cevabını vereyim. Her nimeti Allah'tan bilmek şükürdür. Her nimeti Yüce Allah'tan bilmek şükürdür. Allah'ın verdiği her şeye razı olmak şükürdür.
Küs kalmanın günahı nedir? Küs olanlar en geç ne kadar sürede barışmalılar? Sünnet olan dualar nelerdir? Peygamber Efendimizin sabah akşam okuduğu dualar hangileridir? Ölenin ardından neler yapılmaz? Cenaze ne zaman yer değiştirebilir? Az sonra. Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun Mevlam. Hepinizi, hepimizi her türlü şerden, şikaktan, nifaktan muhafaza eylesin. Yüce Allah ibadetinizi, cumanızı ve bugün kılacağımız namazımızı mübarek eylesin. Allah hepimizi güzellikleriyle muhatap eylesin. İyi insanlarla, güzel insanlarla muhatap eylesin. Bizi gıybetten, suizandan uzak eylesin inşallah. Efendim bugün yine programımız dolu dolu olacak inşallah. Biraz sonra konularımıza gireceğiz, telefonlarınızı alacağız. Ama hepsinden önce çok kısa bir aramız var. Aramızdan sonra efendim buradayız inşallah. Efendim Mevlam'ın selamı, rahmeti, mağfireti hepinizin üzerine olsun ve programımız efendim inşallah hayırlara vesile olsun ve dualara vesile olsun diye başlatmış oluyoruz. Bugün hemen programın başında Peygamberimizin ihmal hiç etmediği duaları var Resulullah'ın. O dualardan efendim sabahleyin uykudan önce ve akşamleyin okuduğu duaları sizinle efendim paylaşmak istiyorum. Uykudan önce yatağına otururdu, mübarek ellerini açardı Aleyhisselatü Vesselam. İhlas, felak ve nas. Bu avvizatayn diyoruz felak ve nasa. Koruyucu iki sure. Neye? Vesveseye. Psikolojik sıkıntıya, dağılmışlığa, şeytana, vesveseye, kötülüğe, cinlere, nazara karşı koruyan iki sure. Hatta sahabenin bir kısmı diyor ki biz onu dua diye okurduk. Çok okunuyor ki sahabenin bir kısmı sanki Kur'an'dan iki ayet değil de duaymış gibi zannediyor. O kadar çok okunan bir sure. Felak ve Nas. Onun için onları okurdu, ihlası okur, eline üfürür, vücudunu sıvazlardı. Aleyhissalatü vesselam. Evet, başların tacı yol göstericimiz, hidayet rehberimiz. Onsuz hiçbir şey olmadı. Onsuz kitabın da hak ettiği şekilde açıklanamadı Muhammed Aleyhissalatü vesselam. Uykudan önce şöyle derdim. Bizi uyku gibi bir ölümle öldürdükten sonra, çünkü uyku ölümün kardeşidir. Öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş sadece O'nadır. Yüce Allah'adır. Efendimizin bu uykudan önceki duası. Sabahleyin şu duayı yapardı. Allah'ım, senin yardımınla sabaha çıktık. Senin yardımınla akşamladık. Senin yardımınla yaşıyorum ve senin yardımın ve emrinle öleceğim. Kabirden kalkış, haşır ve mahşer ancak sanadır. Allah'a gideceğiz çünkü. Efendim akşamleyin şu dua yapardı. Allah'ım senden dünya ve ahirette selamet isterim. Allah'ım senden dinim, dünyam, ehlim, malım hakkında beni bağışlamanı dilerim. Allah'ım benim ayıplarımı ört. Beni korkularımdan emin eyle. Allahümme stur avrati. Allah'ım ayıplarımı ört. Ve aminni mimme ahaf. Ve beni korktuğum dünyevi ve uhrevi şeyden emin eyle. Efendim başımızın tacı böyle başlardı. Selam olsun, salat olsun sevgili peygamberimize, aleyhissalatü vesselamımıza. Efendim bir sorunuzla devam edeceğiz. Efendim buyurunuz. Beni duyuyor musunuz? Hayırlı sabahlar hocam, hayırlı cumalar. İyi cumalar, hayırlı sabahlar hanımefendi programımıza. Efendim hoş geldiniz. Allah,
Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun hocam öncelikle. Hepimiz inşallah, hepimiz. Sağ olun. Hocam soruma geçeyim. Biz eşimle, onun ailesi beni istemedi, benim ailem onu istemedi. Bu benim ikinci evliliğimdi. Bir şekilde aileleri ikna ettik, biz bir şekilde evlendik. Onun ailesinden kimse bizim düğünümüze gelmedi. Benim eşim, ikinci eşim hiç evlenmemiş ama benim bir çocuğum vardı. Ben daha önce bir evlilik yapmıştım. Evet. Evliliğimiz ilk zamanlar çok güzel gidiyordu hocam. Ama eşimin şöyle bir sorunu var hocam. Her kavgamızda evi terk ediyor. Akaretler, ağzı alınmayacak laflar, onur kırıcı sözler. Ama ben her şekilde onun önüne geçip hani nasıl diyeyim hocam? Tahammül işte, ediyorsunuz. Evet, her şekilde ben hep engelledim hocam gitmesini. Yani sevgi de vardı hocam. Hani benim de hatalarım vardı ona karşı. Evet. Ama bir yerden sonra tıkanıyordum hocam o laflardan sonra. Hani bıraksın gitsin istiyordum. Ondan sonra işte bana hani sinirler ağzımdan çıktı. İsteyerek söylemedim. Bunun gibi kelimeler kullanıyordu. Ha, şu yaklaşık 3 aydır çok iyi hocam. Hı hı. Allah yani çok şükürler olsun. Şimdi de şöyle bir sıkıntı var hocam. Benim eşimin babası annesini bırakıyor. Başka bir kadınla bir hayat kuruyor. Benim eşim bu sefer işte seni terk ediyorum. İşte yani annesinin yanına gitmek için hani tabii ki de annesidir hocam başımın üstüne ama hani bunu insanca konuşmak yerine beni dışlıyor, beni rencide ediyor. Hani defol git diyor, seni sevmiyorum diyor, istemiyorum diyor, sen ne biçim bir kadınsın diyor. Ve ben bu şekilde bana konuştukça ben hakkımı helal etmiyorum hocam. Evet. Yani tabii böyle konuşma hakkı yok. Yani karı koca bir insan annesini sever, annesine gider, hizmet eder, elini ayağını öper, yardım eder. Bu ayrı bir şey. Hanımına olan sevgisi ayrı bir şey, eşine olan annesine olan muhabbeti, sevgisi ayrı bir şey. Eşi için yapacağı fedakarlık ayrı bir şey, annesi için yapacağı fedakarlık ayrı bir şey. Bunları karıştırmak bir defa akılsızlıktır. Eşinizin bu durumu... Ne yapmamı önerebiliyorsunuz? Efendim? Yani ben ne yapmalıyım? Çok dua ediyorum hocam. Siz dua etmeye devam edin ve siz normal ilişkinize devam ediniz. Sabırlı olun biraz, hemen anında sert ve hemen tepki vermeyin. Sabırlı olun, bazı şeylerin böyle yumuşamasını bekleyin, belki soğumasını bekleyin. Bazen insanlar bir dönem olur, böyle kriz gibi geçirir böyle. Mesela orada işte diyorsunuz, kayınpeder, kayınvalide arasında bir problem oldu. Bu delikanlıyı, yani eşinizi etkiler tabii ki, şöyle veya böyle. Psikolojik olarak etkiler. Bir geçiş dönemi yaşıyordur muhtemel. Siz normal hanımefendiliğinize devam edin, çocuğunuzu büyütmeye devam ediniz. Yani dönüş yaparsa, gelirse hocam, size hayırlı olur. Gelmezse de hayırlı olur. Çok kısa bir şey daha soracağım hocam. Ben hani bu sinirle hakkımı helal etmiyorum hocam ona. Bunu içten söylüyorum. Çünkü hocam o kadar laflar kullanıyor ki. Ve ben diyorum ki ben sana hakkımı helal etmiyorum. Ne bu dünyada ne öbür dünyada. Çünkü benim bir suçum yok hocam. Benim tek suçum sana, seni sevmek. Ama sen beni eziyorsun ve ben bu yüzden sana hakkımı helal etmiyorum diyorum. Bunu deme hakkınız var. İkincisi tabii ki şiddete başvurduğunda kişi ayrılmalı, yani şiddete müsaade edilmemeli. Hani laflardan dolayı ben sinirliydim, özür dilerim filan denir, anlaşılır. Karı koca neticede her evde hırgırı olabilir, her evde bir problem, bir didişme yaşanabilir. Ama iş şiddete ve hayati tehlikeye, dengeyi bozmaya yönelirse o zaman kişi tedbirini almalı ve gerekirse yollara ayırmalıdır. Ama o noktaya kadar tahammül edilebilecek sınırlar zorlanmalı. Biz çünkü durup dururken boşanmanın doğru olmadığı kanatındayız. Evlenmek zor, boşanmak kolay. Bir kelimeyle boşanıyorsun ama boşanmanın getirdiği yıkımlar var. Sorumluluklar var. Bu nedenle de zorlanmadıkça biz o yola başvurmayın diyoruz. Sabırlı olun, Cenab-ı Allah düzeltir inşallah. Eşinizin de bu dönemini geçici bir dönem gibi görünüz. Zor bir dönem diye görünüz. Bu zor dönemi de aşar inşallah. Belki babasının tavrından dolayı rahatsız olmuştur. Annesinin babasıyla boşanması onu etkilemiş olabilir. Size dua edeceğiz inşallah. Allah sıkıntınızı gidersin, dileriz inşallah. Ve benzeri hadiselerle inşallah bir daha efendim muhatap olmazsınız.
Hazreti Peygamber'in tavsiye ettiği bazı sureler var. Kur'an'ın tümü bir defa okunmalıdır. Ama bazı sureleri biraz daha tavsiye ediyor sevgili Peygamberimiz. Mesela günlük okuduğu ki biz çok okuyoruz. Şimdi düşününüz bir günde sadece işte namazları düşününüz. Sünnetleri ve farzları düşününüz. Vacip olan namazı. Şu kadar rekatın her birinde Fatiha okuyoruz. Kur'an'da şüphesiz en çok okunan sure Fatiha. Başlangıç suresidir. Efendimiz bol bol okurdu ve Fatiha'nın bir özelliği de her türlü kazaya, belaya, musibete, göze, nazara karşı koruyucu bir suredir. Sadece namaz suresi gibi görmüşüz onu ve ihmal ediyoruz diğer konularda. Çocuklarınıza da okuyabilirsiniz ve öğretiniz Fatiha'yı. İlk öğreteceğiniz Amentü gibi Fatiha olmalıdır. Çünkü Fatiha Allah'la kul arasındaki bir diyalogtur. Allah'la kul arasındaki bir konuşmadır. Fatiha'yı bol bol, ne diyoruz orada? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım. İyyâk, iyyâk, iyyâk. O, yani o kelime teyit, güçlü, güçlendirme için söylüyoruz. İhdine sıratel müstakim. Bizi doğru yola ilan. Sıratel lezîne enamte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Sürekli bakınız, Allah'la önce hamd ile başlıyorsun, sonra Allah'a yöneliyorsun, konuşuyorsun. Fatiha çok önemli. Fatiha'yı bol bol hem anlamını düşünelim hem de okuyalım. Yatmadan önce demin söyledim. Resulullah mutlaka Felak, Nas, ayet-i kürsü Felak, Nas ve İhlas. Kul huvallahu ahad okurdu sevgili peygamberimiz de onu da okumaya çalışalım. Bakara suresindeki Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum ile yani ayet-i kürsü ile Aminar Resulü 285-86. Ayetleri, Bakara'nın son iki ayetini de hiç ihmal etmeyin. Her günkü okuyacağınız zikirler arasında olsun. Günlük virt, zikir var ya, kişilerin kendilerine ayarladığı zikirler, günlük değişmeyen dualar içine İhlas'ı, Felak'ı, Nasr'ı, Haşr suresinin sonunu, Bakara'nın sonunu ve ayet-i kürsüyü mutlaka yerleştiririz. Sevgili Peygamberimiz, secde ve mülk, tebarekellezi biyedi mülk var ya, ve secde suresini okumadan uyumazdı. Secde suresi ve mülk suresi Efendimizin bol bol okuduğu surelerdendi. Yine son iki ayet Bakara suresinin Amener Resulü'yü kötülüklerden korunmak. Sağlam bir iman için. Sağlam iman çok önemli. Ameliniz çok olur, imanınız eksikse kıymeti yok. O amel sizi cennete götürmez. Adamın imanda problem varsa, Kabe'nin ortasında ölürse ebediyen ateştedir. Kabe'nin ortasında ölürse. Nedir imanda eksiklik? Hazreti Muhammed'den şüphe ederse. Yani peygambere gerek yok derse. Bunu söylediği anda istiyorsanız gündüz ve gece ibadet etsin. Başını secdeden 60 sene kaldırmasın. Direkt cehennemdedir. Cehennem derken çok hoşuma gitti için söylemiyorum ama sonucu budur. Fakat imanı temiz, Allah'a, peygambere, kadere inanıyor, sırata inanıyor, mizana inanıyor, öldükten sonra dirilmeye inanıyor, kabir azabına inanıyor ama amelinde eksiği gediği çok. Yani harap bir ev gibi adam. Bazen namaz kılıyor, bazen kılmıyor, kumarı var, içkisi var filan. Bunlar çok kötü şeyler ama imanı var. Bu adam cennete girer sonunda. Günahını Allah affeder veya etmez ama sonunda gider. Onun samimiyet, iman, ihlas. İnsanı kurtaran ameli değildir. İnsanı kurtaran imanıdır. Amel imanı korur. Bu ayrıntıya çok çok dikkat etme gerekir. Efendim Yasin suresi. Resulullah'ın çok tavsiye ettiği surelerden biri. Ne için okunur Yasin? Geçmişlerin günahlarının affı için. Ölüm halindekinin rahat ölmesi için. Mezarda okunmak için. İbret almak için. Bütün bunlar yani hocam Kur'an mezarda okunmak için inmedi. Kur'an-ı Kerim mezarda okunmak için de indi. Hayatta yaşayan için de indi. Bazı sözleri yanlış anlıyoruz. Şairin dediği şu, Kur'an'ı hayata geçirin. Kur'an'ı yaşayın. Sadece ölülerinize okunan bir kitap değil Kur'an, doğru? Ama ölülere de okunur mu? Ölülere okunmaz demek değildir.
Ölülere de okuyun ama ey yaşayanlar, siz de Kur'an'dan ders alın, ibret alın, mesajı alın Kur'an'ın. Buna dikkat edeceğiz efendim inşallah. Yasin suresi son derece önemli. Yine Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum, yani ayet-i kürsi şeytanlara, vesveseye karşı. İşte diyorsunuz hocam, vesvese var, şeytan geliyor bize, evimizde bir bereketsizlik var, kavga ediyoruz. İşte okuyun. Kur'an-ı Kerim en güzel koruyucudur. Hem anlamını düşünün hem de hikmetinden istifade etmeye efendim gayret ediniz. Devam edeceğiz buna. Önemli çünkü. Ama bir telefon var, onu alalım ondan sonra. Alo. Alo. Hanımefendi buyurun, programımıza hoş geldiniz. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Teşekkür ederim. Sizlere de iyi cumalar diliyorum efendim. Sağ olun. Çok seviyorum. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin inşallah. Sağ olun kızım. Duanızı bekliyoruz inşallah. Teşekkür ederim. İnşallah hocam. Benim sorum şu. Evet. Ben yeni evliyim. Yani 7 ay oldu. Nişanlılık süresi, isteme süresi içerisinde 1,5 yıla yakın oldu. Eşim beni istediğinde babam evliliğe karşı çıktı, yani eşim istemedi. Konuşmuyor babam şimdi benimle, yani konuşmuyoruz. Önce babanız karşı geldi, sonra müsaade etti mi? Evet, oturdu, hatta kendisi verdi. Yani Allah'ın emriyle istemeye geldiklerinde kendisi verdi. Tamam dedi, olur dedi. Ama ne düğünüme geldi, ne yani şimdiye kadar benimle hiç konuşmuyor. Kesinlikle konuşmadı da. Çok gittim, elini öpmek istedim, yaklaşmak istedim. Evet. Ama hep reddetti, konuşmak istemedi. Yani tamam, benim de belki hatalı olduğum zamanlar oldu. Ama yani çok kez ağlayarak Allah'tan tövbe istedim. Allah babamın yüreğine merhamet koysun dedim. Yani konuşmuyor hala, istemiyor konuşmak. Oraya gittiğim zaman yani böyle söylenir hatta beni gördüğünde. Yani bilmiyorum, bunun bende bir günah kaldı mı? Bunu öğrenmek istiyorum ben. Babanızın ilk evlendirdiği çocuğu siz misiniz? İkinci. Yani daha önce bacınız mı, erkek kardeşiniz mi evlendi? Yok, abim. Abiniz evlendi. Bazen babalar çocuklarının evliliği, anne veya babalar çocuklarının evliliğinden dolayı onları çok özledikleri için bir nevi böyle bir küslük hayatı yaşarlar. Yani niye gittin, evlendin dercesine ama... Hocam çok yakınız birbirimize. Öyle bir duygu yok. Çünkü yani bu evlilik Allah'ın koyduğu bir kural yani. Hayat böyle devam edecek. Yoksa hayat biter. İnsanlar evlenmezlerse yani 100 sene sonra insanların kıyameti kopar yeni bir doğum olmayınca. Allah dengeyi böyle sağlamış. Şimdi kızım geçici bir şeydir bu. Geçici bir duygudur diye düşünelim. Eşinizden memnun musunuz? Yani gittiğiniz yerden. Tabii ki, Allah razı olsun. Evet. Önemli olan o. Siz eşinizle, eşinizin ailesiyle iyi geçininiz. Annenizle iyi geçininiz. Kardeşlerinizle iyi geçininiz. Babanızın da üzerine gitmeyin. Babanızın söylemelerini de çok ciddiye almayın. Çünkü ortada sizin... Ya babamın bir de şöyle bir huyu var hocam. Yani evdekilere karşı da öyle. Çocuk gibidir böyle. Küçücük şeylere küser mesela. Yani size de küsmüş demek ki, öyle anlaşılıyor. Bu bir huydur. Değişmez huyu yani. Bazı şeyler değişmez. Siz de çok oraya takıntılı olmayın. Çok kafayla takmayın orayı. Yani geçer inşallah. Bir müddet sonra alışır. Torunlarını çocuğunuz yok herhalde. Yok. Olacak ileride inşallah. Olduğunda torunlarını kucağına aldığında da o da yumuşar inşallah. Yani inşallah. Sabırlı olun. Dua edin. Çok da kafanızı takmayın derim ben size. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Allah sizinle olsun, Allah'a emanet olunuz. Hayırlı cumalar. Teşekkür ederim efendim, çok sağ olun. Şimdi Güneydoğu'da bazı yerlerde ikindiden sonra, ikindi namazından sonra hocalar Amma suresini, Nebe suresini okurlar güzel sesleriyle ve bu bir gelenek haline gelmiştir. Özellikle Siirt ve o civarlarda bu çok, Bardin tarafında da var zannediyorum ama Siirt'te, çocukluğum orada geçtiği için Siirt'te iyi bilirim. Oralarda Amme suresini okurlar ikindiden sonra. Bu güzel bir gelenektir. Ölümü hatırlatıyor. Grubu hatırlattığı için. Öğleden sonra Fetih suresini okumak güzeldir. Camilerde hocamız öncesinden de okuyabilir, sonrasında da okuyabilir. Aslında camiler tabii hayatın bir parçası. Hocalarımız, çok değerli hocalarımız var camilerimizde. Onlar bunları, işte Fetih suresi mesela her gün öğleden önce gelen cemaati okuyabilir, maaliyle beraber güzel olur. Sabah namazından sonra sizler kendi adınıza Yasin okuyabilirsiniz.
camide okunması belki uzun olur ama sizler alışkanlık haline getirmenizde fayda vardır diye söyleyelim. Akşam namazından sonra Vakıa Suresi ve bu Vakıa Suresi yoksulluktan, kaza, bela, musibetlerden, efendim maddi kayıplardan inşallah engelleyen bir suredir. Dua yapılırsa bu şekilde. Yine Rahman, Mülk ve Secde surelerini de Efendimiz yasından sonra mutlaka okur, bazen namazında okurdu. Yani birinci ve ikinci rekatı okurdu. Sabah namazını daha uzun kılardı bazen. Ama diğer namazları daha hafif kılardı. Efendim yine namazlardan hemen sonra, yani farz olan namazlardan hemen sonra mutlaka üç İhlas, Felak ve Nas'ı okuyun. Hatta elem tara keyfe fe'ala rabbuke bi ashabil fil. Elem taradan aşağısına doğru, bitişe doğru. Birkaç sure var. Onları okuyup kalkarsanız çok daha güzel olmuş olur. Bunlara elinizden geldiği kadar efendim hep beraber dikkat etmeye, sevgili kardeşim, kardeşlerim, izleyicilerim, dikkat etmeye gayret ederim. Şimdi hanımefendi küslükten bahsetti. Babasının küslüğünden bahsetti. Küslük konusunda birkaç kelime söyleyelim. Bir defa, üç günden fazla küs kalmak caiz değildir. Üç günden fazla küs kalmak dinen haramdır. Hocam peki benim küs kaldığım insan, problemli bir insan, şer bir insan, ona selam verdiğimde başıma bela oluyor, musibet oluyor. Bu ayrı, istisnai bir şey. Adam her temize ve her güzele düşman. Adam selam verdiğinizde, selamı kesmediğinizde evinize gelecek, sizi, evinizin düzenini bozacak. Hem ahlaki yönden hem diğer yönlerden. Arkadaşlar, böyle bir insanla, şerrinin dokunacağından emin olduğunuz insanla uzaklaşırsınız. Yani illa küs kalmanıza gerek yok. Selamı, kelamı kesersiniz. Ama gördüğünüzde selamu aleyküm dersiniz. Şerrinden emin olmak için. Ama onun dışındaki maddi bir problem olmuş, şudur budur, bir kavga, bir gürültü. Ya hayat boyu düşmanlık devam ediyor ya. Ne oluyor? Allah'a şükür et, hamd et. Allah'a daha feciz bir şey verebilirdi sana. İşin kıyısından kurtarmışsın. Ama hala düşmanlık, hala kin, hala nefret. Bunları anlamak biraz zor. Bir alışveriş olmuş iki kişi arasında, ticaret. Veya bir münakaşa olmuş kadınlar arasında, erkekler arasında, çocuklar arasında. Bir şey olmuş, araba sürerken bir şey olmuş. Hayat boyu düşmanlık devam etmez. İnsan tövbe eder, istiğfar eder, Allah'a yönelir. Allah'ım ben vazgeçtim, sen de benim günahımdan vazgeçtin. Sen bir Müslümanı, bir karşı komşunu affedersin. Ağızla dalaştığın diğerinden vazgeçersen Allah da onu koruduğun için seni korur. Onun için bu konularda biz biraz böyle mütezemmit, sert, katıyız böyle. Görüyorsunuz, ufak bir olaydan dolayı 10 kişi adam üzerinde çullanıyor, dövüyor ya. Yani mertlik de kalmamış, usul de kalmamış. Ve insansızca dövüyorlar. Evet, ara buluculuk, barıştırmak güzel bir şey bu. Ara bulucu barıştırmak istediğinde illa senin ne menfaatin var, ne menfaati olacak? Her tarafın menfaati olsa ne olacak? Yani insanlar ne yapmalıdır? Küsleri azaltmalıdır. Küsleri azaltmalı elinden geldiği kadarınca. Araları bozulmasın diye uğraşmak lazım. Çünkü insanların dinleri de bozulur bir müddet sonra. Ona dikkat edeceğiz inşallah gücümüz yettiği kadarınca. Hatta insanların arasını bulmak niyetiyle. Küs var, karı koca, baba, anne vesaire. Aralarını bulmak niyetiyle yalan söylemek bile caiz sayılmıştır. Canı korumak niyetiyle, malı, ırzı, namusu korumak için mümkündür. İki küslerin arasını bulmak için. Büyük yalan değil tabii yani. Nasıl mesela? Aleyhinde konuşmuş. Ben mi aleyhinde konuştum mu? Ben duymadım bir şey diye. Söylemek zorunda değilsin. Eğer düşmanlık artacaksa. Bu manada yani. Yine Es-sulhu hayır diyor Kur'an-ı Kerim. Es-sulhu hayır. Bencenahu lisi müfecinah lehe ve tevekkel alallah. Savaşın ortasında bile barışa pişman olur, barışa yanaşırlarsa, silah koyarlarsa, yere silah koyarlarsa, sen de barışa yanaş diyor.
ve tevekkül Allah, Allah'a güven. Allah seni korur. Bu nedenle sulh iyidir. Nerede sulh iyidir? Kar koca arasında, baba evlat arasında, mahalleliler arasında, komşular arasında. Sulh, esulhu hayır diyor sevgili peygamberimiz. Yine insanları birbirine düşman edecek, kavga ettirecek olan sözlerden ve davranışlardan sakınmamızda büyük fayda mevcuttur. Hazreti Peygamber kim bir din kardeşini bir yıl terk ederse, bakın üç gün demiyor, bir yıl terk ederse, küstürürse onun kanını dökmüş gibi günaha girer. Bayram geldi, seyran geldi, selam yok, kelam yok, onun kanını mı döktün diyor yani. Ne var yani, cinayet mi işlendi diyor. Evet, bu birbirinizin sırtını dönmeyin, kin tutmayın, haset etmeyin, ilgiyi kesmeyin diyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam. Efendim bir telefonumuz var. Sonra da bir yazı geldi bize. Efendim siz göndermişsiniz. Çanakkale'de yer değiştiren bir mezar varmış. Ama telefondan sonra alalım bence. Telefonu alalım ondan sonra, bekletmeyelim izleyicimizi. Çanakkale'de bir mezar yer değiştiriyormuş. Olabilir mi diye bir soru gelmiş bize. Onu konuşacağız. Ama önce bir telefonumuzu alalım ondan sonra. İnşallah. Alo. Efendim beni duyuyor musunuz? Arkadaşlar, evet. Arkadaşlarımız telefonu bir daha bağlarlar ama onlar bağlayıncaya kadar biz haberimizi, demek ki haberimizi. Alo. Alo. Hanımefendi buyurunuz. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Teşekkür ederiz efendim. Sizleri sağlıklı ve iyi görünce bizler de iyi oluyoruz inşallah. Allah razı olsun hocam. Cumanız sizin mübarek olsun inşallah. Sizin de efendim. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Hocam benim bir sorum olacak size de. Şimdi benim 5 yıllık evliyim ben de. Benim eşim şizofreni hastası. Yani eşim evde işte beni cin olarak, şeytan olarak görüyor hocam. Yani hani yani çok hani böyle başka şeyler de görüyor yani. Peki, sadece böyle bir şey yok yani. Peki yani bu yeni mi başladı? Eşinizin bu hastalığı yeni mi başladı? Psikolojik hocam sorunu? Daha önce de aslında vardı. Evet. Yani hani ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Yani evet. Zaten evlendikten sonra daha fazla olmaya başladı. Peki ne gördüğünü söylüyor size? Sizin dışınızda ne görüyor yani? İşte cin gördüğünü söylüyor. İşte beni cin olarak görüyor, şeytan olarak görüyor. Evet. Peki gerçekten öyle bir şey var mı? Yani öyle bir şey görüyor mu, yoksa laf olsun diye mi size söylüyor? Bunu sizi rahatsız etmek için mi söylüyor? Hocam yani zaten ben hastalığına vermiştim onu daha önce. Hani pek şey yapmıyordum, inanmıyordum. Evet. Ama sonra yani daha kötü olmaya başladı. Böyle bir yani, nöbet falan geçiriyor mu? Bayılma gibi halleri var mı? Yok hocam, bayılma falan yok. Sadece bu şekilde böyle bir görüntülere yani görüyor, o görüyor herhalde, bilmiyorum da. Kafasına yani, takarsa görür tabii, olmayan şeyi de görür insanoğlu. İnsanoğlunun beyni çok ilginçtir yani. Bir şey tasarlar, evet. Kendi kendine söyler, bir müddet sonra da olmayan şeyi görmeye başlar. Tabii cinler var, cinler görülebilir, görmez diye bir şey yok. Efendim melekler var, görülmez diye bir şey yok. Hazreti Lut'a görünmüş melekler, İbrahim'e görülmüş. Hazreti Meryem'e görülmüş. Melekler görünebilir yani. Hocam bir de şey... Şeytanlar görünebilir. Hazreti Peygamber'e görülmüş. Yani. Evet. Havası çıktığı kadar da bağırıyor yani hani işte... Yani bayağı ağzından hani alınmayacak laflar konuşuyor. Yani bu, hani bu... Evet. Benim bir de 4 yaşında evladım var hocam yani korkuyor. Benim çocuğum korkuyor yani. Eşinizin bence önce psikoloğa görünmesi lazım, bir tedavi olması lazım. Önce bir gitsin orada derdini bir doktora anlasın, psikoloğa anlasın. Onu bir dinlesinler. Siz de düzelmesi için Kur'an-ı Kerim okuyunuz. Evde, onun olmadığı saatlerde Kur'an-ı Kerim okuyunuz. Benim size tavsiyem, bütün evler için söylüyorum, bol bol. Mesela ben evimde kaldığım süre içinde Mekke ve Medine'nin kanalları var, izliyorum. Yani Medine, evet. Sünnet kanalı ve Kabe Kur'an kanalı diye Kur'an-ı Kerim'in kıraatini açıyorum. Bütün odalardan duyuyorum, dinliyorum. Evin bereketi geliyor, evin güzelliği geliyor. Evdeki şerler uzak oluyor. Onun için o duvarlara bile, evin içinde yaşayanlara, kendinize Kur'an-ı Kerim'in ayetleri kulaklarınız duysun, onunla meşgul olsunlar.
Peki hocam, bunun bir şeyi ediyoruz. Var mıdır? Duası var mıdır acaba hocam? Felak-ı-Nas ve ayet-i kürsüyü bol bol okuyoruz. Deminden beri söyledim. Her türlü vesveseye, şerre karşı bol bol Felak-ı-Nas, ayet-i kürsüyü okumaya devam ediniz. Kendi kendine o da okumalı ama. O da buna inanmalı. İnanmayınca faydası olmaz. Çünkü Allah kendisine halis bir kalp ile اِلَّ مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْمٍ سَلِيمٍ Selim bir kalp ve kendine yaklaşana Allah kapıyı açar. Yoksa kapıyı kapatana Allah da kapıyı kapatır. Onun için inanacak bu işe. Ben düzeleceğim diye kendini bir güçlü hissedecek. O güçlü hissettiğinde şerler uzak olur ondan. Onun için siz onu bir tedavi ettirin. Bir de dini bilen mahallenizde, çevrenizde, ailenizde birileri varsa onlarla da onu konuşurun. Mutlaka faydası olacaktır diye düşünüyorum inşallah. Tamam efendim? Herhalde anlaşılmıştır. Evet, Çanakkale'de bir mezar var. Arkadaşlar görüntüde var mı yanınızda sizin bilmiyorum ama ben şunu paylaşayım sizinle. En azından evet, arkadaşlar getirdiler. Tamam, teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle sorulan soru şu. Bu Yenice ilçesine bağlı bir Seyvan diye Çakıroba köyü varmış. O civarda kalan ıssız cuma. Niye ıssız cuma? Efendim daha önce bir cami varmış. Cami şu anda kimse kalmadığı için namaz kılınmıyor. Issız cuma deniliyormuş. Ya böyle ürküten bir cümle. Cuma ıssız değil, cuma doludur elhamdülillah. O camide yoksa başka camide var. Neyse böyle bir cümle kullanmışlar. Efendim denilen şey şu. 52 yıl önce, yani köylülerin dedikleri şu. Bir esrarengiz bir olay yaşanıyor diyorlar burada. Bu köydeki esrarengiz olay ne? Dedikleri şu. Tanıklar anlatıyorlarmış, bu işi bilenler. Seyvan köyünde 52 yıl önce bir kız bebek dünyaya geliyor. Hatice Hanım diye. Doğumun arkasından kısa bir süre sonra hayatını kaybediyor. Hanımefendi, efendim vefat ediyor. Hatice Hanım. Ayşe de minik bir bebek. Minik bebek de 20 gün sonra vefat ediyor. Annesinin yanına gömülüyor. Yani annenin mezarı bu, şu mezar. Miniğin mezarı da orada. İki mezar. Sonra ikisi yan yana defnediliyorlar. Birkaç gün sonra mezarlığı ziyarete giden yakınlar anne ile kızın mezarının birbirine yakınlaştığını görüyorlar. Bu olabilir. Soru mu? Yani işte anne sevgisi, çocuk sevgisi. Efendim önce şunu söyleyeyim, tabii bu birinci nokta şu, toprak kayması olabilir. Toprakta kayma, yerleşme olabilir. Benzeri olaylardan toprak yumuşak olabilir. Bundan dolayı mezarlar birbirine yakınlaşmış olabilir. Bir müddet sonra biliyorsunuz çökme olabilir toprakta. İnsanoğlunun vücudu bozulunca insan üzerine konulan toprak da çöküyor. Ve bu nedenle de böyle bir çökme. Dikkat ederseniz mezarları hemen yapın demiyoruz. Yani illa mezarın üzerine bir çimento bir şey yapacaksanız, bir mermer falan. Bekleyin bir sene, 6 ay. Mezar çöksün sonra yapın deriz onlara. Mezarcılarla konuşun hatta bu işi. Çünkü her yerdeki mezar çökme süreci aynı değildir. Toprağa göre değişebiliyor. Bu olabilir. Birinci nokta bu, akla gelen o. İkinci nokta, yani Allah dilerse anne ile kızın arasındaki, yani evlatla anne arasındaki muhabbeti göstermek için Cenab-ı Allah toprağa yanaştırsa yanaşır. Bunlar Allah için zor olan şeyler değildir. Olmamış şeyler de değildir. İşte hadislerde var, biri ölüyor, kötü bir adam, kötü bir yolda çok kişi öldürmüş. Efendim ölüyor, iyi bir yola giderken kötü yoldan çıkıp, kötü köyden çıkıp iyi köye giderken yarı yolda ölüyor. Melekler geliyorlar, onu cehenneme götürmek istiyorlar. Tövbe ettiği için de Allah iyi melekleri götürüyor, cennete getirin diyor. Neticede bize tabii bu hadise sahnelenip anlatılıyor ki biz ders alalım bundan. Sonunda üçüncü bir melek geliyor, diyor ki bu adamın çıktığı kötü köy ile, kötülerin yaşadığı köy ile adamın cesedi arasındaki mesafeyi ölçün. Adamın öldüğü yerle iyilerin bulunduğu, gitmek istediği köyün arasındaki mesafeyi ölçün. Hangine yakınsa adamı oraya götürün. Ölçüyorlar, aslında kötülerin mezarına, kötülerin köyüne daha yakın.
Ama tövbesini Allah kabul ettiği için Allah onu iyilerin mezar, iyilerin köyüne daha yakın gösteriyor. Toprağa bitişliyor. Toprak bitişiyor, yaklaşıyor. Bir arşın, bir işte yarım metre, bir karış neyse daha yakın görünüyor ve cennete gidiyor. Allah dilerse yapar. Allah için bu basit şeylerdir. Ama dediğim gibi bu bir toprak kayması da olabilir. Orada annenin evladına, evladın anneye olan muhabbetini ifade manasında yaşayanlara ibretamiz bir işaret olarak da olabilir. İhtimalleri konuşuyorum ben. Gerçeği ancak ve ancak Yüce Allah bilir diye söylemiş efendim inşallah. Şimdi insan alemindeki hunharlığı ve bedbahtlığı ve barbarlığı gördükten sonra insanların birbirine karşı olan zulmünü hayvanlar alemindeki merhametiyle yeniden bir daha göstermek istiyorum. Evet, hayvanlar alemindeki karşılıklı dayanışmayı sık sık gösteriyorum ki kalpler yumuşasın biraz. İnsanlara merhamet gelsin biraz böyle. En azından bir balık sahile vurmuş. Ya tutmuşlar veya işte sıçramış denizden. Efendim orada bir hayvan balığı arkadaşlar, evet köpek. Dikkat ediyor musunuz? Bir köpek ne yapabilir? Burnuyla ki burnu da yere sürülüyor mutlaka zor bir şeydir çünkü. İnciniyordur herhalde. Bizim burnumuzu yere sürsek incinir. Onun da inciniyordur. Evet. Balıklar tutulmuş buraya. Ve bu köpek burnuyla su atıyor balıklara. İnsanların ibret alması gereken müthiş bir hadise aslında. Ey insanoğlu, sen ötekini düşmanlıkla, kinle, nefretle, gıybetle, suizanla, hasetle yok etmeye çalışıyorsun. Adamın boğazına yapışıyorsun. Dünyevi ufak bir şey için. Hayvana bak. Allah'ın yarattığı bu hayvan fıtratı bozulmadığı için nasıl merhamet ediyor? Sen fıtratı da, selim aklı da, kalbi de bozdun. Ey insanoğlu. Dünyalık için o kadar büyük bir kavga içindesin ki işin gücü dünyalık. Dünyalık düşünmek, dünyalık konuşmak. Dedikodu yapmak. Kim ne yapıyor? Nereye gitti? Nasıl gitti? Niye gitti? Bütün derdin o. Kaç canı kurtardın? Kaç kişiye el uzattın? Kaç yetim başı okşadın? Kaç mağdurun elini öptün? El havaya kaldırdın. Düşmüşü kaç defa kaldırdın? Kaç kişiye rahmeti, merhameti fısıldadın? Kin ve nefretten başka ne kaldı sana miras olarak? Ey insanoğlu, sen Rabbine karşı ne kadar nankörsün. İnnel insane li rabbihi lekedud. İnsan gerçekten Rabbine karşı çok nankör. Vel asri innel insane lefi husur. Asra yemin olsun ki insanoğlu hüsranda. İman edenler, salih ameller, hakkı sabrı tavsiye edenler hariç. İşte insan ve işte hayvan. İbret almak lazım. İbret almayanlar ibret olurlar. İbret olarak kalırlar. İbret almak lazım. Bizler ne yapmamız lazım? Hepimizin, herkesin, her aklı başında olanın, insanları inançlarından, imanlarından şüpheye düşürecek olan kurnazlıklar yapacağına, işte bu, bunları teşvik edeceğiz. Ve ölmüş balığı, bu balık ölmüş artık yani. Canlandırmaya çalışıyor. Kendi köpek imkanıyla. Elinde kova olsa kovayı dökecek. Ama en azından suyu getiriyor, ne yapabilirim diye. Halbuki köpeğin karakterinde vardır yemek, et yemek. Bu balığı pekala alıp götürüp yiyebilir. Ama balığı yemeye çalışmıyor. Balığa ne yapabilirim diye can vermeye gayret ediyor. Onun için bu hayvanları seveceğiz. Bu hayvanlara sahipleneceğiz. Onlara soğuk günlerde yuva yapacağız. Suyun olmadığı günlerde kaplara su koyacağız. Onların yaralarını düzelteceğiz. Ve hayvan barınaklarına önem veren hayvan severleri de selamla karşılıyorum buradan. Ne yapıyor? Gidiyor ciğer topluyor, ekmek topluyor, gidiyor 5-10 tane köpek orada, köpeklere her günlük veriyor. Bunu küçümseyemeyiz. Bu bir ibadettir. İbadet sadece namaz değil. Evet, namaz ibadet, oruç ibadet filan ama
Kardeşler bunlar da ibadettir. Hazreti Peygamber bir köpeğe merhametinden dolayı kuyuya indi köpeğe su taşıdı diye kötü yoldaki kadın cennete girdi demedi mi? İşte bakın bu da serçe. İki serçe, biri ölmüş veya işte... Evet, yaralı demek belli. Ya yaralı ya hasta bir şey. Belki bir sapandan yaralanmış. Belki başka bir şeyler dolayı. Öteki serçenin gayretine bakın. Tetikliyor onu. Dokunuyor. Onu havalandırmaya çalışıyor. Oradan kurtarmaya çalışıyor. Bakın gayret etti ve kurtardı. Gördünüz mü? Ya. Uğraştı. Bu kuş özel bir tıp eğitimi almadı. Doktor yapacağını yapıyor. Doktor kalbe masaj yapıyor biliyorsunuz. Biz yaparsak belki göğüs kemiğini bile kırabiliriz. Dikkatli yapmak lazım yani. Bu bir eğitim almamış ama Allah'tan almış eğitimini. Ve elinden geldiği gibi kuşu kurtarmaya çalışıyor. Hangi tabip bunu eğitti? Hangi üniversiteden çıktı bu kuş? Hangi tıp fakültesini bitirdi? Yok öyle bir şey. Fıtratına koymuş Allah Celle Celaluhu. Bizim fıtratımızda da var. Biz fıtratımızı kötü şeylerle bozduk. Kafamızı bozduk. Yanlış şeylere odaklandık. Bunun için de biz kaybedenlerden olduk. Vel asri innel insane lefî husr. Asra çağa yemin olsun ki insanoğlu hüsrandadır. Kaybetmiştir. Allah kaybetmeyenlerden, Allah kazananlardan ve şerre vesile olmayanlardan eylesin. Hepinizi ve hepimizi. Efendim bir telefonumuz var hemen alalım. Alo. Alo. Hanımefendi programımıza hoş geldiniz. Buyurunuz. İyi günler hocam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Teşekkür ederim. İyi günler. Buyurun. Hocam çok heyecanlıyım. Yok heyecanlanmayın. Böyle sakin bir şekilde efendim. Şimdi hayırlı cumaler hocam. Ellerinden öperim. Teşekkür ederim. Rahatladıysanız sorunuzu alabiliriz. Buyurun. Evet hocam. Hocam ben 4 evlilik yaptım. Ailemden dolayı ailem biraz paraya taptığı için yani sürekli kullandılar. Yani sizi birine verip sonra boşattılar mı oradan? Evet hocam. Kaç yaşındasın kızım? 46-47. Ha, yaşı, ama sesiniz daha genç görünüyor. Evet peki buyurun devam ediniz. Şu anda bir imam nikahlı eşim var. Evet. Ondan daha çok şiddet görüyorum. Ağza alınmadı küfürler alıyorum. Evet. Yani birilerine dövüştüğü zaman yani geliyor bana hırsını benden çıkarıyor. Yani yolda kaldırıma bir araba alense, hani kendisi araba ağlayacağı yerde sen niye çıkıp da niye oraya araba ağlettin falan diyor. Ben her zaman o yolu gözetleyemiyorum hocam. Allah'ın bir yolu orası. Herkes ağlayabilir yani arabasını park edebilirler. Ama her dayım bana ana avrat küfrediyor. Yani ölmüş babama falan daima. Yani şimdi sevgili kızım, 4. eşim diyorsun. Bunu yani sizi bu kadar evlendiren babanız mı? Efendim? Babanız mı sizi bu kadar evlendirdi, boşattı? Yok, babam ben 4 yaşında kana nifat etti. Bir minibüste 10 kişi yandılar. Anladım. Peki sizi bu kadar evlendiren gereksiz kişilerle nikahlayan kim yani? Annemle kardeşlerim. Annenle kardeşlerim. Allah hepsini ıslah eylesin. Yani amin hocam. Vebal yüklemişler, seni kullanmışlar, vebal yüklemişler. Senin hukukunu çiğnemişler, sana zulmetmişler. Bunun bedelini de mutlaka Allah'ın huzurunda verirler. Evet. Hocam bu 4. evlilikte ayrıldığım şahıs işte yalan dolan aileme şeylik yaptı. Ailemi arama girerek yani ailemdekilere hani seninle ben anlatsam yani git aileme şunu şunu söyle desem hani sana inanırlar gelip de beni karşılarına alıp da konuşmazlar yani. Hani seninle biz bir oyun planlamış olsa
Yani beni hiçbir zaman karşılarına alıp da dinlemediler. Evet. Peki, hiçbir zaman. Peki bu dördüncü eşinizle evliliğiniz devam ediyor mu? Yoksa ondan ayrıldınız mı? Ondan ayrıldım. İşte ondan ayrıldığımda o ayrıldığım eşim, yani annem bile yalan dolan söylediğinden dolayı ailem bana baskı yaptı. Şimdi, beni dövmeye yürüdüler. Şimdi ne şimdi ne yapıyorsunuz kızım? Şu anda ne yapıyorsunuz? Şu anda işte imamlı nikahlı eşimle kalıyorum. O da çok kötü şiddet uyguluyor. Ya ama dördüncüden yani ayrıldım. Bu beşinci mi şu anda? Evet hocam. Beşinci. Kızım tamam da ama sen de, bakın sana bir şey söyleyeyim. Sen 45 yaşındasın şu anda. 45, 43, 44 yaşında olan bir hanımefendi. Artık kendi kendine çocuk değilsin. Çocuk değilsin. Evet. Yani 20 yaşında değilsin ki diyelim hadi. Evet kanabiliyor, kandırılabiliyor. Sen artık 45 yaşında bir hanımsın. Kendi hayatını, çocuğun var mı? Önceki eşimden iki tane var hocam. Tamam. Kaç yaşında çocukların? Şu anda bir askerliğin yaptı, bir askerdi. Bak büyümüşler yani artık. Sen kocaya falan ihtiyacın yok kızım bundan sonra. Yani hayatın boyu. Onlar da sahiplenmiyor hocam. Onları da ben işte geçen sene aradım, buldum. Yani onlar da bana şeylik yapmadılar. Aradaki sorunları sordular bana. Ben de hepsini cevapladım. Evet. Neyse şöyle 5-6 ay güzel konuşmalar yaptık. Sonra büyük oğlum askere gidince babası ne söylediyse artık. Allah'ın peygamberini seversen anne dedi. Ne beni ara dedi. Ne de dedi ne annemi babamı ne de kardeşimi arayacağım dedi. Evet. Teferruata girmeyin. Yani biz teferruata ilgilenmiyoruz. Biz meselenin çözümüyle ilgileniyoruz. Ama biraz kendine de bak. Sende de problem var biraz. Kusura bakmayın. Yani bu kadar çile çekmişsin. Yanlış evlilikler yapmışsın. Zorlanmışsın. Ama artık çocuk değilsin. İki çocuğun var. Askerlik yapmış. Hayatını kontrol edebilecek noktadasın. Beşinci defa evleniyorsun. Yani 20 defa da evlenebilirsin. Bir engel yok. Ama en azından bir dur bakayım, sağına soluna bak. Ben ne yapıyorum, neyle, niçin yanlış insanlarla muhatap oluyorum bugüne kadar de. Sana zarar dokundurmayacak. Oturup adam güzel bir şekilde kayda kuyda geçiriniz. Nikahınızı ona göre yapınız. Resmi nikahınızı mutlaka isteyiniz. Ve kendinizi güvenceye aldıktan sonra evet deyiniz. Şimdi sen yarın beşinciden boşanacaksın. Belki gidip altıncıyı yanlış evliliği de yapabilirsiniz. Bu kontrol yapmadıktan sonra hayatınız boyunca yanlış şeyler yapabilirsiniz. Hakkınızı aleyhinde konuşan kişiler olabilir. Onları itibar etmeyiniz. Çocuklarınızın da size itibar etmesi gerekir. Çocuklarınız da yanlış yapmış. Şunu bunu dinleyerek, dedikodu dinleyerek, gıybet dinleyerek, iftira dinleyerek anneyi gözden çıkarmak büyük bir hata, büyük bir yanlıştır. O çocuklarınızın da kendisine yakışanı yapması lazım. Size de tavsiyem benim. Yani insan neticede doyar yani Allah bir hizmet kapısı açar, gider bir yerde çalışırsınız, kendinizi doyursunuz ama siz illaki bir erkeğe muhtaç değilsiniz. Önce bir kendinizi şöyle bir rahata alın, bir bakalım şu sağa sola bakın. Niye hep kötü insanlar size denk geldi? Bir de kendinizi sorgulayın derim ben. Onun için bu şekilde devam ederseniz hayatınız boyunca yanlış insanlarla muhatap olmuşsunuz. Allah size bir çıkış kapısı nasip etsin ama şiddete kesinlikle müsaade etmeyiniz. Küfre müsaade etmeyiniz. Küfür eden, şiddet uygulayan yanında da kalmayın. Benim tavsiyem size bu efendim. Efendim bir delikanlı, babası onu camiye götürmemiş. Çocuk da üzülüyor, küçük bir çocuk. Babam beni niye namaza götürmedi diyor. Ya götür, niye götürmüyorsun? Çocuklarını biliyorsunuz başka din mensupları çocuklarını alırlar. İbadethanelerine götürürler. Hatta oradaki din adamlarına hediye verirler, çocuğuma sen ver hediyeyi diye, onları ibadethaneye alıştırsın diye. Bizdekiler gitmek istiyor, baba anne engel oluyor. Çocuğu bir dinleyelim bakalım. Nur sen niye ağlıyorsun? Nereye gideceksin? Baba. Tamam da nereye gideceksin babanla? Camiye. Camiye mi? Sen onun için mi ağlıyorsun? Camiye gitmek için mi ağlıyorsun? Tamam baban seni götürsün camiye. Ama götürmüyor anne. Sen nereye gitmek istediydin? Camiye. Evet camiye gidemediği için ağlayan bir çocuk. Camiler çocukların oyun alanı olmalı bence. Yani camilerde çocuklar eğlensinler, oynasınlar, ne yapıyorsa yapsınlar.
Hocalarımızın da onlara engel olmaması lazım. Engel olmuyorlardır hocalarımız bu konuda. Diyanet Teşkilatı'nda yer alan çok değerli hocalarımız var. Onlar mutlaka onlara imkan sağlıyorlardır. Evlatlarımız cami sevsinler. Ay ne güzel bir çocuk. Babam beni götürmedi diye ağlıyor. Cami sevgisi var. Allah koymuş. Bu sevinecek, övünecek bir şey yani. Bu ne güzel bir şey. Beni çocuklar niye ağlar? Beni niye oyuna götürmedin? Yüzmeye götürmedin? Niye işte atlı karıncaya bindirmedin diye ağlar bu çocuğun da. Fıtratında bu var işte. Beni camiye hem babasıyla gidecek hem camiye gidecek. İki işte, bir taşla iki kuşu birden vuracak. Yani hem camiye gidecek hem babasının yanından ayrılmayacak. Babanın da 4-5 belki soğuktur diye götürmemiştir ama 4-5 yaşındaki bu çocuğu ağlatmaması lazım. Beni camiye götür diyor arkadaşlar. Götürelim çocuğu. Efendim Hazreti Peygamber Aleyhisselam hemen şunu söyleyeyim duamızı eklemeden önce. Efendim yarın inşallah kısa bir umre yolculuğum olacak. Bir haftalığına gideceğim inşallah umreye. Biliyorsunuz yılda bir defa öyle bir alışkanlığım var. Gücüm yettiği kadarınca gitmeye çalışıyorum. Çünkü Hazreti Peygamber'in Medine'de, rahmeti babam Medine'de yatıyor. Hazreti Osman'ın yanında mezarı. Onu ziyaret etmem bir evlat olarak benim görevim. Bizim de Kabe'ye dokunma ihtiyacımız var yani. Hepiniz gibiyiz. Onun için size dua edeceğim inşallah. Orada bütün izleyicilerimize dua edeceğim. Nisa suresi 41. ayet sahaben hayatında önemli. Efendim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün sahabeden İbni Mesud'a dedi ki İbni Mesud, İbni Mesud bana Kur'an oku. İbni Mesud diyor ki ey Allah'ın elçisi Kur'an-ı Kerim size inmesine rağmen ben size Kur'an mı okuyayım diyor. Kur'an ki size indi diyor. Hazreti Peygamber evet İbni Mesud'a diyor ki ben Kur'an-ı Kerim'i dinlemeyi seviyorum diyor sevgili Peygamberimiz. Ve İbni Mesud radıyallahu an Kur'an-ı Kerim okumaya başlıyor. Nihayet şu ayete geliyor. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz, yani peygamberler ümmetlere şahit olacak. Ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım onların hali nice olacak. Bu ayete geldi. İbni Mesud eski bir deve çobanı ama Resulullah'ın yetiştirdiği en büyük hukukçulardan biri. İbni Mesud diyor ki ben bu ayeti okuduğumda Resulullah bana dedi ki kefâke yebne Mes'ud. İbni Mes'ud yeter daha. Dur okuma devam etme. Ben durdum Resulullah'a baktım. Mübarek sakallarından gözyaşlarının akmaya başladığını gördüm diyor İbni Mes'ud radıyallahu anh. Hazreti Peygamber bu ayetlerden etkileniyordu. Mahşeri anlatan bu ayete karşısında ümmetinin sıkıntısını anlayarak ümmetinin cehennemlik olacaklarının farkına varıp gözyaşı döküyordu. Ama bizler bundan son derece uzağız. Efendim dua edelim hep beraber ve Yüce Allah duamız hürmetine rahmetiyle bizlere muamele eylesin inşallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. İlahi ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Bizleri affeyle. Bizleri her türlü şerden, şikaktan, nifaktan uzak eyle. Ülkemizi muhafaza eyle. Ülkemizi korumak için şu anda Afrin denilen bölgede operasyonlarla devam eden silahlı kuvvetlere yardım eyle ya Rabbi. Muzaffer eyle onları. Her türlü şerden ülkemizi muhafaza eyle. Müslümanları birleştir ya Rabbi. İslam aleminin halklarını muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bizleri birbirimize düşünmeye çalışanlara fırsat verme. Elimizden, dilimizden, kalbimizden şerri uzak eyle. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlulara eda. Ya Rabbi sana dönenlere rahmet kapılarını aç ya Rabbi. Bu cuma hürmetine, cumada getirilen salatü selam hürmetine. Hazreti Muhammed'e sonsuzca salatü selam olsun. Bizi Resulullah'ın yolundan, bereketinden hiç ama hiç uzak etme ya Rabbi. Amin, amin, amin diyoruz ve duamızı yaparken efendim. Ve sizinle bugünkü yazılarımı paylaşmak istiyorum. Cennete götüren şey samimiyettir diyorum. Efendim şurada gazetemizi böyle uzunlamasını yapmışlar arkadaşlar. Keşke böyle genişlemesini yapsalardı. Cennete götüren samimiyettir, kıyamete ne hazırladın diye soruyor sahabi. Bu yüz yalancının yüzü olamaz. Bir Yahudi din adamının Resulullah'ı gördüğünde söylediği sözdür. Efendim imanın şartları nedir? Efendim
her gün okunacak olan dualar nelerdir? Resulullah'a ağlatan ayet neydi? Bugün ben onu demin sizinle paylaşmaya gayret ettim. Efendim samimiyet, takva, ihlas. Samimiyet, takva, ihlas. Amelden çok daha önemli. Amelin var, samimiyetin yok, hiçbir kıymeti yok. Efendim Rabbim hepinize Haremeyn'i görmeyi nasip eylesin. Mekke, Medine'yi. Sizi seviyoruz. Pazar günü saat 10'da yayınımız var. Saat 10'da programımız var. Önümüzdeki hafta için yine programlarımız var. Ama biz orada Mekke-i Mükerreme'de ve Medine'de sizlere dua edeceğiz. Allah hepimizi, en başta ülkemizi her türlü fitneden, düşmanlıktan muhafaza eylesin. İnsanlarımızı birbirini sevenlerden eylesin. Rabbim bizi sevdikleriyle haşreylesin. Allah yar ve yarımızda olsun.